Selamünaleyküm. Kerim Altıntaş YouTube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Beni soracak olursanız elhamdülillah ben de iyiyim. Bugün yine sizlere çıtı pıtı bir modelin anlatımıyla geldim. Hemen modelime geçmek istiyorum zaman kaybetmeden. Evet arkadaşlar, ipimizi bağladık zürafamıza. Bir zürafa arada bırakıyoruz. Bir sonraki zürafaya geçerek bir alan oluşturuyoruz. Sonra alanımızın içerisine geri dönüyoruz. İçerisine hemen orta büyüklüklerde kirpik yapıyoruz. İki, üç, dört ve beş. Bu şekilde arkadaşlar yaptıktan sonra birinci kirpimize dönüyoruz. Şuradaki ipimiz de gayet rahat şekilde üzerine gelecek şekilde ne bol ne dar bu şekilde geliyoruz. Şimdi birinci kirpimizin içerisine girerek küçük bir kirpik yapıyoruz. Bu şekilde. Sonra tekrar kirpiklerimize batarak zürafalar elde ediyoruz. İki, üç ve dört. Bu şekilde. Tekrar başa dönüyoruz. Tekrar aynı başa döndüğümüz zürafanın içerisine bir kirpik yapıyoruz. Bu şekilde devam ediyoruz. Bu işlemi arkadaşlar sayımız bir kalıncaya kadar yapıyoruz. Ben hemen yapıp geleyim videomuz uzamasın. Evet sayımız bir kaldı. O birin içerisine de giriyoruz. Bir tane daha kirpik yapıyoruz. Şu şekilde bir yaprak yaptık arkadaşlar. Evet. Şimdi şu alt kısma iniyorum. İpimi kesmeden şu alt kısma indim. İsterseniz sonra bu ipi kesebilirsiniz. İsterseniz de kesmeden de durabilir. Buraya bir tane kirpik yapıyoruz. Kirpiğin içerisine girip tepe noktasına bir düğüm ve alt iniyoruz. Yanına hemen bir tane de aynısını yapıyoruz arkadaşlar. Sinek kanadı. Evet bu şekilde arkadaşlar bu şekilde devam ediyoruz. Alt kısmımız çimen kısmımız bu şekilde devam ediyor. Şu aradaki mesafe tamamıyla sizin şeyinize kalmış, görselinize kalmış. Ben burada bir 5 tane zürafa yapıyorum. 5 zürafadan sonra araya fil dişi yapıyorum arkadaşlar şu şekilde. Zürafamıza geri döndük. Hemen bir sonraki zürafaya girdim. Bir zürafa oluşturdum. Zürafanın tepe noktasına bir düğüm atıp yandaki zürafaya geçerek fil dişleri.
Bu aradaki mesafe tamamıyla sizin kendi zevkinize kalmış bir şey arkadaşlar. Arasındaki şeyin ne kadar fazla olup olmaması sizin zevkinize kalmış. Hemen ipimi de çıkarttım. Neden çıkarttım bilmiyorum ama çıkarttım. Şu iki tane dal yapmıştık ya, ona ipimi düğümlüyorum. Şöyle iyice çektirirsem. Şurasını da keseyim. Görselimiz bozulmasın. Karşısındaki, hemen yanındaki pardon. Şöyle bir alan oluşturuyoruz. Şurada olduğu gibi. Tekrar dönüyoruz. Baş kısmına getiriyoruz. Ve içerisine kirpikler yapıyoruz. Bu şekilde. Yedi tane arkadaşlar. Şöyle altı oldu. Bir tane daha yapıyorum. Bu şekilde de yedi oldu. Ve ipimi kesiyorum. Şimdi çiçeğimizi yapacağız. Birinci zürafama, pardon, birinci kirpiğime düğümümü atıyorum. Evet. Bir sonraki kirpiğime batarak bir zürafa elde ediyorum. Zürafanın içerisine giriyorum. 3 tane kirpik yapıyorum. Çok büyük olmasın arkadaşlar bu kirpiklerimiz. Şu şekilde 3 tane kirpik yaptık. Şimdi birincisini aldım. İkincisini aldım. Üçüncüsünü aldım iğneme. Doluyorum. Çift dolayarak buraya tam tepe noktasına bir düğüm atıyorum. Ve şu araya, ikisinin arasındaki mesçeye bir tek dolama yapacağım. Bir kirpik yapıyorum. Yanına tekrar girerek bir kirpik daha yapıyorum. Bu şekilde hemen yanına üçüncü kirpiğimi de yapıyorum. Bu şekilde arkadaşlar. Tekrar ilk başladığımız kendi zürafasına geri iniyorum. Bir sonraki kirpiğin içerisine giriyorum. Yine bir alan oluşturuyorum. Tekrar bu alana geri dönüyorum. Yine buraya 3 tane kirpik yapıyorum. 1 2 3 tane yaptım.
Birinciyi aldım, ikinciyi aldım, üçüncüyü aldım. Düğümümü attım ve şurada iyice sıkıştırıyorum. Sonra şu ikisinin arasına, düğümü olduğu yerin arasına girerek 3 tane kirpik yapıyorum. Şu ilmeği bir kez daha göstereyim. Ondan sonra gerisini son kirpiğimize kadar yapmaya devam edeceğiz. Yani üstteki şu yaptıklarımızdan 6 tane olacak arkadaşlar. Aşağıya indim tekrar. Kendi zürafasına indim. Oradan alta indim. Biraz önce buraya inmeyi unutmuşum arkadaşlar. Kirpiğimizin içerisine de geri dönüyoruz. Şuradan kirpiğimizin içerisine de geri dönüyoruz. Ve şuradaki bir sonraki kirpiğe geçerek yine bir alan oluşturduk. Ve bu alanımız içine girerek tekrar aynı işlemden yapıyoruz. Ve 6 tane şundan yapacağız. Ben yapıp geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, çiçeklerimi tamamladım ve geldim. Çok güzel bir görseli var. Yapımı da çok zor değil arkadaşlar. İsteyen herkes yapabilir. İsterseniz şu alandaki mesafeyi biraz daha düşürebilirsiniz. Kısa yapabilirsiniz. Bu şekilde görseli var. Arada ise ben fil dişi yaptım ya. Fil dişlerin üzerine şu şekilde, bu ara tamamıyla sizin zevkinize kalmış bir şey. Onu söyleyeyim. Ben böyle bir şey yaptım. Şimdi ilk başta yaptığımız şeyler var ya, 3 tane kirpik. 3 tane kirpiği yapıyorum. 1 2 hani açmamış da daha çiçek açma aşamasındaymış gibi, tomurcuk aşamasındaymış gibi dursun diye şu başta yaptığımız et, 3'ünü de aldım iğneme. Tepe noktasından doladım. Ve bu şekilde arkadaşlar ara model düşündüm. Tabi istediğiniz hangi renklerden düşünüyorsunuz, onlardan aranın şeyini belirleyebilirsiniz. Bu aradaki mesafe de tamamıyla sizin zevkinize kalmış bir şey arkadaşlar. İstediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Şöyle biraz daha yakından göstereyim. Evet, çok cici, çok şık bir oya arkadaşlar. Evet, anlatımımızın sonuna geldik. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, beğeni ve yorumlarda bulunmayı lütfen unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.